Sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla devam eden Yukatel Kayserispor günü çift idmanla geçirdi. Sarı kırmızılı futbolcular akşam idmanında kondisyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, transfer yasağının sorulması üzerine konuştu. Antrenman öncesi gazetecilere konuşan İlhan Parlaksa, transfer yasağının kendilerini nasıl etkilediğini sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. Son olarak Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios konuştu. Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık. Gayet verimli geçiyor çalışmalar. İkinci etapta hem oyun odaklı, fiziksel odaklı hem de hazırlık maçlarıyla beraber taktik odaklı çalışmalara başladık. Zor bir fikstürle başlıyoruz. İlk 10 haftada 5 tane şampiyon olmuş takımla oynayacağız. Ama bizim çalışmalarımız iyi gidiyor. Hazırlık maçları bizim için iyi referans olacak. Bir tane zaten kısa bir hazırlık maçı oynadık fiziksel şartlardan dolayı. Orada iyi bir oyun oynadık. İstediğimize yakın performans gösterdik. İki haftada yapabileceğimiz, alabileceğimiz oyunculardan birini aldığımızı düşünüyoruz o maçta. Şimdi artık burada 3 tane Süper Lig seviyesinde takımlarla maç oynayacağız. Bir de lig başlamadan bir hafta önce bir hazırlık maçı oynayacağız. Yani her mevkide oyuncumuz var. Ali Karimi'nin tekrardan lisansının çıkması, Akan'ın geri gelmesi, Uzodiman'ın geri gelmesi, Mensah'ın geri gelmesi. Kendi içimizde 4 tane transfer yapmış gibi düşünüyoruz aslında. Mensah'ın tabii ki biraz zamana ihtiyacı var ama çok istekli, iyi çalışıyor. Yani ligin ilk 4. haftasına %100 hazır olabilir diye düşünüyoruz. Aka ve Uzodum'a iyi gidiyor. Genç oyuncular. Bunlar kulübün daha önce yatırım yapmış olduğu oyuncular. Onlardan da faydalanacağız. Ali Karim'i çok farklı pozisyonlarda oynayabilen iyi bir oyuncu. Bunlar bizim biraz elimizi rahatlattı. Tabii ki de bunun arasına bir iki tane genç oyuncu katmayı düşünüyoruz. Ya tabii sezona biliyorsunuz kendi tesisimizde başladık. Daha sonra Erciyes İrtifa Merkezi'nde devam etti. Şimdi tekrar kendi tesislerimizde devam ediyoruz. Gerçekten şu an çok güzel bir ortam var. Hocamız da özellikle taktik anlamda güzel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle geriden oyun kurma, top bizdeyken neler yapmamız lazım. Şu an bunları gösteriyor. İnşallah bu taktik anlamda bu şeyleri sahaya yansıtırsak gerçekten bu sene çok farklı bir Kayserispor izleteceğimize ben cani gönülden inanıyorum. Dediğim gibi ortam müthiş, arkadaşlık çok iyi. Hani çok güzel bir sezon başı kampı geçiriyoruz. İnşallah bunu bu sezona bu şekilde yayıp çok güzel yerlerde yer almak istiyoruz. Bazen fedakarlık yapmak gerekiyor. Ondan dolayı yani bence bu sene bu takıma, genç arkadaşlarımıza, şu anki mevcut kadroya sahip çıkıp şöyle bir önümüzü görmemiz lazım. Yoksa dediğiniz gibi yıldız önce alınır yani. Ama hani kulübü bir borcun içine sokarak, yani kulübü sıkıntıya sokarak yapılacak hareketlere ben kesinlikle karşıyım. Ondan dolayı bu sene özellikle yani hem maddi anlamda hem manevi anlamda kulübümüzün daha çok desteğe ihtiyacı var. Buradan bütün herkese bu çağrındır. Yani illa yıldız oyuncu falan diye öyle bir şey yok. Şu önemli olan kulübün yaşaması. Peki, teşekkür ederiz. We're going very good. Çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. We are working very good and very professional with the coach. Hocamızla birlikte çok profesyonel bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. We are working in one specific style that he wants to play for the team. Hocanın oynatmak istediği o belli düzeni uygulamaya, oynamaya gayret ediyoruz. I believe that our behavior to this kind of training and to this kind of style is very good until now. Şu ana kadar hocanın oynatmak istediği bu oyuna karşı göstermiş olduğumuz davranışların, tepkilerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. And I'm sure that in this year will be very competitive. Ve inanıyorum ki bu sene bizim için çok rekabetçi bir sene olacak.